Haber Zıbert TV'de 15 haberleriyle sizlerle beraberiz. Anıtkabir'i ziyaret etti, Cumhurbaşkanı ile görüştü, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Türkiye'de. Anıtkabir'i ziyaret etti, Cumhurbaşkanı ile görüştü, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Halkının cömertliği ve bütün milletler içindeki rolünde aranması gereken şey, Türkiye'nin önemi ve takdir edilmesinin sebebi. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Türkiye'de. Uçağı öğle saatlerinde Ankara'ya inen Papa, ayağının tozuyla Anıtkabir'e gitti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Papa Francis, ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti. Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ilk yabancı konuğu olan Papa, Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Papa, tören kıtasını Türkçe selamlamayı da ihmal etmedi. Merhaba işte. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Francis görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. İlk konuşmayı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile teröre, şiddete, paranın egemenliğine bakışlarının aynı olduğunu ifade etti. Türkiye'ye yaptığı bu ziyareti çok önemsiyorum. Bölgemizde ve dünyada barış umutlarını çoğaltacak çok önemli, çok hayati bir adım olduğuna inanıyorum. Batı'da ayrımcılık, ırkçılık ve İslamofobinin hızlı ve ciddi bir şekilde tırmandığını kaydeden Cumhurbaşkanı, DAEŞ gibi terör örgütlerinin Batı dünyasının yanlış siyasi politikaları sonucu ortaya çıktığını ve insanların terör örgütlerinin istismarına açık hale geldiğini kaydetti. Erdoğan'ın hedefinde İsrail terörü de vardı. Gazze'ye uygulanan, masum çocukların, masum kadınların ölümüne yol açan devlet terörü, ne yazık ki dünyanın dikkatini çekmiyor. Kudüs'te Müslümanların en kutsal mekanlarından biri olan Mescid-i Aksa'yı hedef alan ihlal ve saldırıları mütemadiyen görmezden geliniyor. Orada farklı dini cemaatlerin kutsallarına ve özgürlüklerine yönelik de kısıtlamalar yapılıyor. Uluslararası camia burada duyar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin önemini ise şu sözlerle vurguladı. Bu ziyaretimiz hiç şüpheniz olmasın ki İslam dünyası üzerinde son derece olumlu bir iz bırakacak. Daha sonra Papa Francis konuştu. Diyaloğa ihtiyaç olduğunu anlatan Papa, Orta Doğu'da çekilen acılara bir son verilmesi gerektiğini belirterek tüm müzakere yollarını kullanmaya ve barışla kalkınmanın yollarını aramaya çalışmalıyız dedi. Türkiye'nin bölgedeki coğrafi konumu ve önemi dolayısıyla büyük bir sorumluluğu olduğunu belirten Papa, sözlerini Yüce Tanrı Türkiye'yi kutsasın, korusun ve onu etkin kabul görür bir barış inşacısı yapsın ifadeleriyle sonlandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitti, CHP çözüm sürecine karşı değildir dedi. Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitti, CHP çözüm sürecine karşı değil dedi, öz eleştiri yaptı. Bölge toplantıları kapsamında Diyarbakır'da partilerle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, çözüm sürecine bakışlarını anlattı. Sorunu çözmek için samimi ve dürüst olacaksınız. Kazık atmak gibi bir niyetiniz olmayacak. Samimi ve dürüst olacaksınız. İki, gizli kişisel bir ajandanız olmayacak. Üç, millete izah edemeyeceğiniz angajmanlara girmeyeceksiniz. Dört, ana muhalefet partisine, muhalefete gerekirse millete bilgi vereceksiniz. Dört temel ilke. Samimi ve dürüst olmazsanız zaten baştan bu işi kaybetmiş oluyorsunuz. Samimi ve dürüst olmazsanız. Bu sorunu çözmek için samimi ve dürüst olacaksınız. Oturacaksanız, konuşacaksanız adam gibi konuşacaksınız. Parlamento zeminini niye öneriyoruz? Bu kadar derin ve köklü bir sorunu bir parti tek başına çözemez. Gelin hep beraber oturalım, konuşalım ve bu sorunu çözelim diyoruz. Değerli arkadaşlar, bizim sözümüzü dinlemediler. Dedi ki buyurun kendiniz çözün. Eyvallah. Cumhuriyet Halk Partisi çözüm sürecine karşı. Bu da benim gördüğüm en büyük yalanlardan birisidir. Hangisine karşı çıktık? Hayır, neye karşı çıktık?
Siz biliyor musunuz ne olduğunu? Bilmiyorsunuz. Biz de bilmiyoruz. Bilmediğimiz şehirler nasıl başlayacağız? Sadece diyoruz ki bu yol, bu yöntem doğru değil. Bu yöntem sorunu çözmez. Bunu söylüyorum. CHP'nin Kürt sorunu konusundaki çözümüne ilişkin politikasını halka anlatamadığını kabul eden Kılıçdaroğlu, halktan iktidar yetkisi istedi. Türk Sağlık Sen Denizli Şube Başkanı Raif Kurşunoğlu, Denizli'de sağlık alanında bazı yöneticilerin çalışanlara zulüm yaptığını ileri sürdü. Sendika binasında basın toplantısı düzenleyen Türk Sağlık Sen Denizli Şube Başkanı Raif Kurşunoğlu, bazı yöneticilerin haksız uygulamaları nedeniyle sağlık çalışanlarının huzursuz olduğunu söyledi. Kurşunoğlu yönetici olmanın erdemi hakkı adaleti dağıtmaktır. Hiç kimsenin hakkını yemeden eşit muameleyle kurumu idare etmektir. Ne yazık ki elimizde bazı yöneticilerimiz sağlık çalışanları arasında ayrımcılık yaparak çalışanların hakkını yiyerek zulüm yapmayı haklı görmektedirler. Haksızlığa karşı durup mücadele edenlere de baskı yapmakta veya yaptırmaktadırlar dedi. Paris'te Türk sinemasıyla randevu etkinliği çerçevesinde düzenlenen Türk filmleri gösterimi Cem Yılmaz'ın Pek Yakında filminin galasıyla star aldı. Cem Yılmaz yine kırdı geçirdi. Bunu olmamıza en sebep olan şey Schengen vizesi. Eğer olmasaydı burada olmazdı. Paris'te Türk sinemasıyla randevu etkinliği çerçevesinde düzenlenen Türk filmleri gösterimi, Cem Yılmaz'ın Pek Yakında filmi için düzenlenen gala gecesiyle start aldı. Hülya Koçyiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ'un da katıldığı gecede film öncesi sahneye çıkan Cem Yılmaz, konukları kahkahaya boğdu. Arada yapıyorum topluluklarda. Lumière kardeşler sinema makinesini efendim ya. Lumière kardeşler aslında Kastamonu'ludur. Üçüncü kardeş de Trivo'yu bulmuştur. Bir hayli keyifli dakikaların yaşandığı galada Yılmaz, Fransız konuklarında büyük beğenisini topladı. Tüm sağlık branşlarında düşük rakamlara üst düzey hizmet veren Türkiye'ye Avrupa'dan yoğun ilgi başladı. Devletin desteğinin de arkasına olan Türkiye'nin önemli sağlık turizm merkezleri Temmuz 5'e çıkarma yapacak. Türkiye, sağlıkta yakaladığı büyük başarıyı Avrupa'ya pazarlamaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda sivil toplum kuruluşlarına ve sağlık turizm hizmeti veren kuruluşlara tam destek veriyor. Sağlık turizmi potansiyelinin daha iyi değerlendirilebilmesi için kolları sıkılayan Türk sağlık turizmi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yıllarca tedavi olmak için sıra bekleyenlerin Türk hastanelerine yönlendirilmesi için çaba harcıyor. Sel bir anda geldi, 3 araç son anda kurtulurken hız duvara kapıldı. Sel bir anda geldi, 3 araç son anda kurtulurken tır sulara teslim oldu. Yemen'de aşırı yağışlar sonucu taşan bir nehirden gelen sular sürücülere zor anlar yaşattı. Sel sularının geldiğini gören sürücüler araçlarıyla son anda kaçarken park halindeki tır o kadar şanslı değildi. Sel suları tırı bir anda çepeçevre kuşattı. Zabar TV'de 15 haberlerini sunduk. Daha fazla haber için zabar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ana haber bitiminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.